Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Ben buraya kendim için gelmedim, yeğenim için geldim. Yeğenimin annesiyle babasına çok ihtiyacı var. Uzun zamandır ortada yoklar. Yeğenime annemle ben bakıyorum. Benim abimle yengeme ulaşmam gerekiyor. Lütfen onlara ulaşmamda bana yardımcı olun. Sizi seven insanlar olduğu sürece hayatta kendinizi yalnız, mutsuz ve sahipsiz kalmış hissetmezsiniz. Belki de sahipsiz kalma duygunuz kendinize içine girebileceğiniz bir yürek bulamamanızdan kaynaklanıyordur. Gelin sizi yeğeni için yürek arayan bir kadınla tanıştırayım. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Hiç hoş gelmedim Ahu Hanım. Çok kötüyüm inanın. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum ama... Öyleyse ben hemen seyircimiz için size sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben yeğenim Talip için yengem ve abimden bir şans istiyorum. Gelip çocuklarına sahip çıksınlar. Yeğeniniz Talip için. Evet. Talip kaç yaşında? Talip 5 yaşında Ahu Hanım. Bebekten bahsediyoruz. Küçücük evet. Bir çocuk. Ve şu an kafası çok karışık. Yani psikolojisi alt üst olmuş bir durumda inanın. Peki kardeşiniz ve yengeniz çocuklarına sahip çıkmıyorlar mı? Şöyle söyleyeyim Ahu Hanım. Yengem ve abim boşandılar. Anlaşamadılar. Olabilir. Ama olan yeğenim oldu, zavallı çocuğa oldu. Ve onun için ben yengem ve abimden bir şans istiyorum. O yüzden buraya geldim. Onlara ulaşamadım. Her yönden ulaşmaya çalıştım. Telefonlarımı açmadılar. Ve sizden o yüzden bir şans istiyorum. Onları bulup buraya getirir misiniz? Elimden ne geliyorsa, elimizden ne geliyorsa. Ben şunu anlayamıyorum. İnsanlar evlenirler. İnsanlar boşanabilirler evlilik kadar. Boşanmak da gayet tabii, normal ve doğal bir süreç. Keşke olmasa. Keşke herkes evlendiği insanla sonuna kadar anlaşarak devam etse, hele ki çocuk varken. Fakat olmuyorsa da olmuyordur. Zorlamaya, yıpranmaya da çok fazla gerek yok. Fakat boşanınca çocukla nasıl ilgilenilmiyor onu anlayamıyorum. Yani burada hem baba hem de anne problem anladığım kadarıyla. Evet. Ahu Hanım şöyle söyleyeyim. Aile içinde çok olaylar yaşandı. Ve benim abimin sorumsuzluğu, yengemin sorumsuzluğu bu şekilde olduğu için anneme getirip bıraktılar. Ne zaman? Ne kadar zamandır çocuklarını görmüyor abiniz ve yengeniz? Bir senedir görmüyorlar. Bir senedir çocuklarını hiç görmediler mi? Görmediler. Bu nasıl bir şey? İnsan evladını, hele ki küçücük evladını nasıl görmez? Ahu Hanım ben de boşandım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Benim de 2 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. Ama ben yanıma getirdim. Tabii ki annesiniz. Ben anneyim. Annelik içgüdüleri çok farklıdır. Ama benim yengem öyle değil. Benim yengem havayı, gezmeyi, eğlenmeyi seven bir insan. Abim sorumsuz. Çok acı. Sevdiğiniz şeyler. Ama olan... Zavallı yeğenim talibi oldu. Zaten olan hep evlatları oluyor Meryem. Kafası çok karışık. Anneme anne diyor. Benim oğlum bana anne dediği zaman bana anne diyor. Canım benim. Bir senedir anne ve babasını görememek ne kadar kötü bir şey onun için düşünsenize. Peki bu şimdi bir sene önce mi boşandılar da bir sene önce getirip annenize bıraktılar çocuklarını? Evet. Velayeti zaten babasındaydı, abimdeydi. Abim de sorumsuz bir insan olduğu için o yüzden getirip anneme bıraktı. Ben annemle görüşüyor zannediyordum. Abimle çocuğu görüştüğünü zannediyorum ama annem kem küm ederek görüşmediğini söyledi. Arayıp sormadığını söyledi ve ben abimi her yerden ulaşmaya çalıştım. Akrabalardan, arkadaşlarından. Telefonları açmadığı suratıma kapattı. Bir şey soracağım. Nasıl boşandılar? Ne için boşandılar? Benim yengem abimi aldattı. Aldattığı için boşandılar zaten. Ya bu böyle kanıtlı, ispatlı bir şey mi? Bir duyum üzerine falan konuşmuyoruz değil mi şu an?
kanıtlı ispatlı olarak bir şey değil. Daha sonra bu öğrenildi. Ama daha öncesi yaşadığımız bazı olaylar vardı. Kadınsal içgüdüsel bir duygular. Bizim köye gitmemiz ve Talip kırkı çıktığı zaman bu aldatma olayları oldu. Ve ben konduramadım. Nasıl yani? Yengem doğum yaptı. Doğum yaptıktan 40 bebeğin kırkı sonra, çıkar, evet. Evet, köye gittik. Orada akrabalar curcuna bir halde, köy evi, bayram. Tabii herkes mutlu mesut bebek geliyor. Tabii, kırkını resimler uçurmak çekiliyor. Da denir ya, kırkını uçuracaklar yani. Resimler çekiliyor. Benim kuzenim var. Evet. İlker. Evet. Onunla abimi aldattı. Pardon? Evet, kuzenimle abimi aldattı. Yengeniz? Evet. Sizin ve abinizin kuzeni olan İlker Bey'le? Evet. Ve İlker 18 yaşında, yengem 24 yaşında. Sizce bu akla mantığa sığıyor mu? Şöyle, yaştan ziyade zaten aldatmak akla mantığa sığan bir şey değil. Bu bir. Bir insanı en yakın akrabasıyla aldatmak akla mantığa sığan bir şey değil. Ahlaka sığan bir şey değil zaten. Yani bence bunun üzerine konuşulacak bir şey dahi yok. Yani bu çok acı. Peki siz bunu ispatladınız mı? Şöyle nereden anladınız? Nasıl oldu? Şöyle anlatayım. Numarasını almışlar birbirlerinin. Ben diyorum ya hani kadınsal içgüdü. Yani hal ve hareketleri değişmeye başladı. Mimikleri onların yanındayken değişmeye başladı. Göz temasları olmaya başladı ama ben konduramadım açıkçası. Çünkü biri yengem, biri kuzenim. Arada da yaş farkı vardı. Konduramadığım için bir şey ispatlayamadım. Daha sonra biz köyden, Tokat'tan İstanbul'a geri döndük. Döndükten sonra bu kuzenim olacak İlker Bey devamlı İstanbul'a gelip gidiyordu. Daha önceden Tokat'tan çıkmayan insan, biz İstanbul'a döndükten sonra devamlı İstanbul'a gelip gidiyordu. Ve İstanbul'da arkadaş çevresi yapmış, bir gün bizde kaldı. Dediğim gibi. Ama siz şüpheleniyorsunuz tabii, bu süreçte. Tabii, benim şüphelerim devam ediyor. Peki. Daha sonra gece uyuyordu. Ama sadece hani bakışlardan, evet, mimiklerden, jestlerden, evet, şüphelendiniz. Evet. Aslında hal ve bir nevi de niyet okuma ya yani. Biraz öyle diyelim ama kadınlar hissediyor hanım. Yani arada bir elektriklenme olduğunu hissedebiliyor açıkçası.